Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hasan Altemen'in YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bizim köyde su sıkıntımız vardı biliyorsunuz. Yani onun için yukarıdaki tankımızla zeminden su aktarmamız çok zor oluyordu. Bunun için biz ne yapabiliriz dedik. Yani araştırdık. Yani mini bir dalgıç bizim için göreceğini düşündük arkadaşlar. Bunu daha önceki yerlerde görmüştük. Bundan haberdardık. Yani biz de sipariş ettik. Kargomuz gelmiş. Şimdi hep birlikte açacağız arkadaşlar. Bunun bir ilk denemesini yapacağız. Yani daha önceki izlemiş olduğumuz yerlerde bizim işimizi göreceğini. Yani bunu çok cüz'i miktarda getirdik arkadaşlar. Yani bunun maliyeti bize 105 liraya mal oldu. Yani çok da ucuz. Yani bize ne olacak? Çok aşırı su basmayacak. Sadece yukarıdaki çatı zeminle teras katımıza çatıya 3 metreye su basacak arkadaşlar. Onun için şöyle mini dalgıç dediğimiz bu şekilde bizim olduğumuz yerde cihazım da yok. Orada biz bunu 12 voltluk dinamomuza şeye bağlayacağız arkadaşlar. 12 voltta çalışıyor. Arabamızın aküsüne bağlayacağız. Yani o şekilde. Yani şöyle burada kutup başları var. Bu kutup başlarını aküye takacağız arkadaşlar. Yani şöyle bir de aç kapa düğmesi var. Buraya da fortumuzu koyacağız. Yani bu şekilde bir cihaz. Mini dalgıç pompa. Yani bu bizim işimizi göreceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Yani üzerinde şu yazıyor. Benzin, tiner, yanıcı kimyasallar ile kullanmayın diyor. Yani biz burada sadece ne yapacağız? İçme suyu çekeceğiz arkadaşlar. Su aldığımız çeşme bu çeşme arkadaşlar. Yani aslında bu çeşme değil de buraya hayret yapılmış. Yani içerisine suyu arkadaşlar bazısının bahçesini sularken yani dinamayla basıyorlar. Böyle bir hat döşenmiş arkadaşımız. Hayırsever bir abimiz. Yani burada gelip geçen herkes içiyor. Bizim evimizde de su olmadığı için. Yani biz de suyumuzu bu çeşmeden alıyoruz arkadaşlar. Bu bir hayrat. Yaptırandan da yapandan da suyu dökenden de hepsinden Allah razı olsun. Böyle insanlarımızın her yerde olması nasip etsin inşallah Rabbim. Getirmiş olduğumuz temiz suyu arkadaşlar. Buradaki içme suyu tanklarımıza boşaltacağız. Çünkü zeminde bir tonluk tankımız var. Şu an oraya aktarma yapacağız. Buradaki bir tonluk plastik tanklarımıza getirmiş olduğumuz suları bunun üstüne takviye yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi orada vanamı açacağım. Buraya su takviyesi olacak. Buradaki güneş enerjisi tankı da bizim içeriye dağılan şebeke su tankı. Yani yerden yüksekliği nereden baksan 1,5-2 metre yüksekliğinde. Hemen dibinde zaten plastik sağlam bir tane tankımız var. 1 tonluk. Ben şimdi suyu buna aktaracağım. Daha sonra elimdeki getirtmiş olduğum küçük dalgıç pompayla da aküme bağlayacağım. Arabamın aküsüne bağlayacağım arkadaşlar. İçerideki yukarıdaki şeye bize kolaylık sağlayacak. Normalde ben onu ne yapıyordum? Şuradaki yani böyle bidonlarda su getiriyordum arkadaşlar. Getirdiğim bidonları şu basamaklardan çıkıp bu şekilde yani tanka bu şekilde döküyordum arkadaşlar. Yani bu bizim hem yoruyor hem de saatlerce zaman kayboluyor arkadaşlar. Hani öylelikle biz buna nasıl bir çözüm bulabiliriz dedik. Yani araştırdık. Arabamın aküsüyle çalışabilecek 12 voltluk bir tane dalgıç pompa getirdim arkadaşlar. Biraz sonra buraya aktarmış olduğum suyu tanka aktarırken çekim yapacağım arkadaşlar. Bugün şimdi onları göstereceğim. Şimdi ben getirmiş olduğum temiz suyu vanasını açmaya gideceğim. Olduğum yer biraz ramp olduğu için su yukarıdan buraya tazlık iyi geliyor arkadaşlar. Şu an tazyik gözüküyor. Çok rahat bir şekilde su geliyor arkadaşlar buraya. Yani bunun biraz dolması daha önceden 600 litre suyum var.
400 litre eksiğim arkadaşlar. Şu an arabamdaki zaten 500 litrelik su. Bunu dolduracaktı. Şu an bir 10 dakika, bir 15 dakika bunun dolma süresi var. Şu an bu dolarken biz diğer işlemlerimizi yapalım arkadaşlar. Getirtmiş olduğum mini dalgıcı çalıştıracağız hep birlikte arkadaşlar. Şu an şöyle bir forçum takabileceğim bir bölüm var. Şu forçumu buraya takıyorum arkadaşlar. Yani bu forçumu kullanacak olduğum su tankına buradaki plastik havuzdan ona takviye yapacağız arkadaşlar. Bu aleti kesinlikle susuz çalıştırmayacağız arkadaşlar. Bunun içerisinde şöyle kablosunun üzerinde aç kapa düğmesi var. Bizim işimizi kolaylaştıracak şekilde. Şöyle kıskaçları var. Akümüzden alacağız biz enerjiyi. Şimdi hep birlikte ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim deyip arkadaşlar ilk su akıtma işlemini gerçekleştireceğiz inşallah. Yani mesafemiz uzun diye ben bu kabloyu biraz daha uzattım arkadaşlar. Birini artıya, birini eksiye bağladım. Kablomuz benim işlem yapacak olduğum yere yetişecek arkadaşlar. Buraya suyumuzu almıştık biraz önce. Şimdi ben bu dalgıcı bunun içerisine hortumla birlikte aktarıyorum arkadaşlar. Yani suyum dolu olduğu için çok da fazla dibe gitmesine gerek yok. Şimdi burada aç kapa düğmesi var arkadaşlar. Şimdi ya Allah ya Bismillah diyerekten. Evet. Suyumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bu suyu buradaki enerji tankımıza aktarma yapacağım. Burada bir göstermek istedim arkadaşlar. Yani biz bunu 10-15 dakika çalıştırabiliyoruz. Çok çabuk ısınabiliyor. Onun için fazla makinemizi yormadan 15 dakika veya 10 dakika çalıştırıp dinlendireceğiz arkadaşlar. Zaten 15 dakika içerisinde benim buradaki tankım çok boş değil. Üstüne sürekli takviye yapacağım arkadaşlar. Takviye yapacağım için fazla su almayacak. Şimdi oradaki düğmeye basıyoruz. Yani mesafe nereden varsa yani 1,5-2 metre. Bunu 5-6 metreye kadar basabiliyor arkadaşlar. Şu an tankımızda su çok kolaylıkla dolabiliyor. Yani bu bizim için çok büyük bir kolaylık oldu arkadaşlar. Yani böyle imkanı olmayan, cereyanı olmayan arkadaşlar böyle bir sistem yapabilirler. Yani bununla istediği yere basabilirsin arkadaşlar suyu. Yani benim böyle bir ihtiyacım vardı. Burada bu ihtiyacımı gidermiş oldum. Şu an bu su benim için çok büyük bir nimet arkadaşlar. Yani benim burada durmama gerek yok, aslında aşağı ince de burada gözükmek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar Rabbim'den sonsuz şükürler olsun. İşimiz büyük ölçüde kolaylık sağlıyor. Bunu yapandan Allah razı olsun. Dalgıcımız deponun içerisinde arkadaşlar. Şu an başarılı bir şekilde suyumuzu yukarıya basıyor. Çok büyük bir kolaylık arkadaşlar. Arkadaşlar suyumuz dolmak üzere. Şimdi ben şarteli kapatacağım inşallah. Yani tanktaki su çok fazla eksik değil arkadaşlar. Yani üzerini 5-6 dakikalık bir sürede doldurduk. Makinemizde şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yok. Gayet suyu başarılı bir şekilde dolduruyor. Arkadaşlar bundan sonraki çekimlerimde hem karadan hem havadan görüntüler çekeceğim arkadaşlar. Bütün videolarımda olmasa da bazen videolarımda bunları paylaşacağım arkadaşlar. Bu videomda hem karadan hem havadan çekmiş olduğum görüntüler var. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz inşallah devamı gelir arkadaşlar. Yorumları da bunu belirtirseniz çok sevinirim. Thank you.
Thank you.
Arkadaşlar, bundan sonraki videolarımda drone ile çekmiş olduğum görüntüleri de koyacağım arkadaşlar. Bundan sonra videolarım dopdolu olacak inşallah. Yani videolarıma yorum yapmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Yani bunun gibi videonun gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtelim. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.